Evet, değerli basın mensupları, değerli dava arkadaşlarım, devir teslim törenimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bilindiği üzere 1 Nisan 2012 Pazar günü Milliyetçi Hareket Partisi Antalya 10. olağan ilk kongresini gerçekleştirmiş ve delegasyonun teveccühüyle Sayın Osman Çetin il başkanlığına seçilmiştir. Kendisine öncelikle hayırlı olsun diyorum, çalışma arkadaşlarına da başarılar diliyorum. Geçtiğimiz dönem ciddi çalışmalar yaptık. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyunu yükseltme noktasında ciddi çalışmalarımız oldu. Bu manada da Antalya'da Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar taramadığımız, dolaşmadığımız yer kalmadı. Bu süreç içerisinde partimizin içerisinde dışarıda kalmış birçok insanımızın tekrar siyaset yapması noktasında ciddi çalışmalar yaptık. Bir il binası çalışması başlattık. Şu anda da yol seviyesinde. Nasıl olursa mutlaka bitecektir. Onun dışında da yaptığımız çalışmaları kamuoyu olarak ve medya mensupları olarak sizler de takip ettiniz. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz buna inanmış insanlarız. Delegemiz teveccühünü göstermiştir. Bizim dileğimiz ve arzumuz bundan sonra seçilen yeni yönetimin Milliyetçi Hareket Partisi'nin tek başına iktidarı için ciddi çalışmalar yapmasıdır. Ve bu manada kaybeden bir liste olarak, il başkanı olarak yeni seçilen yönetimin başarılı olması adına bize düşen ne varsa samimi bir şekilde hesap kitap içerisinde olmadan yanlarında olduğumuzu burada sizlerin huzurunda beyan ediyorum. Biz bu hareketi sokakta bulmadık. İçinde büyüdük, içinde yoğrulduk ve bu noktalara geldik. Söylediğim gibi bayrak artık Osman Çetin kardeşimdedir. Ben kendisine ve çalışma arkadaşlarına, kendi şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına her türlü desteği vereceğimizi tekrar yineliyorum ve kendisine hayırlı olsun diyorum. Sevgili Hazine Hepiniz hoş geldiniz. 1 Nisan 2012 günü Pazar günü gerçekleştirdiğimiz kongre sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin dünü, bugünü, yarını hep birlikte el ele geçmiş dönemde görevi teslim aldığımız il başkanımıza bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı bundan sonra aynı hizmetlere kaldığımız yerden üstüne bir şeyler katarak daha başarılı olmak için eski yönetici arkadaşlarımız, eski başkanlarımız, yeni yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber, birlik beraberlik içinde, kongre sonrasında diğer aday arkadaşların da destekleriyle daha fazla hizmet etmeye, daha fazla oy almaya, daha başarılı olmaya, birlik beraberlik içinde Antalya'da önümüzde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde ve genel seçimlerde en fazla oy alıp belediyelerin en fazlasını almak için topyekun mücadeleye bugünden itibaren başlayacağımıza, hiçbir surette hiçbir arkadaşımızın kırgınlık ve dargınlık içinde olmayacağına biz inanıyoruz, onlara da inanıyoruz. Hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Teşekkür ederiz. İtirazlar vardı. Onunla ilgili bir değerlendirme yapmak mümkün mü? Listeye itirazlar 4 tane listede seçime girildi. 4 listenin tamamında bulunan aday arkadaşların hepsi bizim arkadaşlarımız. Biz hangi listeden hangi arkadaşımız bizim listemizde bulunursa hiçbirisiyle problem olmayacağını, bütün arkadaşlarımız bu göreve talip olduklarından dolayı hiçbir ayrım gözetmeksizin hepsiyle aynı şekilde çalışacağımızdan listeyle ilgili isim sıkıntımız olmayacaktır, olmamıştır. 3 tane asil yönetim kurulu, 7 tane yedek yönetim kurulu üyesinde değişiklik olmuştur. Üst kurul listesi zaten 4 listede eşit olan isimlerden en çok oy alandan başlayarak 3, 2 ve 1 listede olanlar şeklinde
oy sıralamasına göre olduğu için bir problem yoktur. Sonuç itibariyle listelerde yazılı arkadaşlarımızın tamamı Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde bulunan arkadaşlardır. Hiçbir şekilde listede isim konusunda bir problem olmamıştır ve olmayacaktır. Nasıl buluyor musunuz itirazları? İtirazlarla ilgili nasıl bir itiraz olduğu konusunda itiraz dilekçelerine biz bakmadık. Yalnız seçim kurulunun yapması gereken olağan durumdur listelerin sıralanması. Eşit, aynı isimlerin 4 listede, 3 listede, 2 listede olması kendiliğinden oluşarak listelerin düzenlenmesi şeklindedir. İtiraz kısmıyla ilgili bir durum şu anda bilmiyorum nasıl bir itiraz olduğunu. Zaten yapılması gereken iş, Türkiye bir hukuk devleti, hukukun gereği yapılıyor. O yüzden burada bir yanlışlık olduğunu zannetmiyorum. Eski başkanlarımızdan birçoğu listede yer almıyor. Müslüman devletlisi bulamadı. Nasıl değerlendiriyor? Bir tane eski il başkanımız, zannedersem Hüseyin Alkan başkanımız. Var. Birden fazla listede, iki listede olduğu için o üst kurul delegesi oldu. Diğer başkanlarımızın hepsi birer listede oldukları için bir listede olarak üst kurul delegesi olabilen iki kişi var. O da kurayla belirlendiği için talihleri mutlulardır. O yüzden olamadı. Yani tek listede olanlardan iki kişi üst kurul delegesi oldu. O da kurayla oldu. Böyle bir şey. Yoksa şu bu ismiyle değerlendirme yapılmadı. Başkan, Tüzük de yani farklı listelerde yer alan adayların oylarının işte toplanıyor. Yani hep birlikte toplanacağı yazıyor açıkça. Evet. Ama bu eski başkanlarımızın hemen hemen çoğusu sadece tek listede. Yani bunu bilmeler lazım gelmez mi? Yani böyle bir sonuçla karşılaşabilecekler. Çünkü bu sizin dediğiniz... Yani madem toplanıyor, cem edemiyor bu. Yani doğal olarak fazla oy alabilmek için hemen hemen bütün listelerde yer almaları gerekmez. Kongre bir seçim arkadaşlar, bir yarış. Ve bu yarışta herkes kazanmak için kendine bir strateji belirliyor. Herkes herkesi yazacak ya da o yazılmalı, bu yazılmamalı şeklinde bir tutum değil. Herkesin kendi bir çalışma ekibi, bir hesabı var. O yüzden bizim listemizde olan, başkanımın listesinde ve diğer listelerde olanlar var. Öyle bir her listede olacak diye hiç kimsenin ya da bütün aday arkadaşlar nasıl bir hesap yaparak ya da nasıl bir program yaparak yazdılarsa o şekilde. Yani bilgiler ama buna yapacak bir şey yok. Peki bundan eski il başkanlarının dışlandığı yorumu yapılabilir mi? Ya da istenmediği yorumu Milliyetçi Hareket Partisi'nin bütün tabanı ve tavanı el ele, omuz omuza bir